Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan gelen olumsuz tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'ye karşı operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon öncesi güney sınırlarımızın 30 kilometre içerisinde rahatsız edilmek istemiyoruz mesajı verdi. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak, hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Güney sınırlarımızın 30 kilometre içerisinin Türkiye'nin güvenlik alanı olduğuna dikkat çekti. Bunu bir defa bilecekler. Buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz. Bunun adımlarını da hazırlanmak suretiyle atıyoruz ve atacağız. Erdoğan'ın sözlerini doğrulayan sıcak haber Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nden geldi. PKK'ya karşı kararlı mücadelesini sürdüren Mehmetçik, 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan ayında başlattığımız Pençe Kilit Operasyonu'yla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Erdoğan, operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere 500 binin üzerinde Suriyelinin geri döndüğünü hatırlattı. Güney sınırlarındaki güvenlik hattının yeni harekatlarla tamamlanacağını vurguladı. Harekat hazırlıklarının konuşulduğu dönemde Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen görüntüler terör örgütünün kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. 3 sivilin öldüğü, 15 sivilin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında NATO'daki veto krizine de değindi. Türkiye'nin kararlılığını net cümlelerle anlattı. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç'te, Finlandiya'da terör örgütleri cirit atarken, terör örgütünün başının posterlerini ellerinde taşırlarken ve yine Yunanistan'da terör örgütleri cirit atarken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin.